İrfan Bey'in avukatı nerede? Ver oğlum telefonu arasın. Ver. Tek telefon ama. Sülale aramak yok. Nasıl gidiyor? Amirim hiçbir şey anlatmıyor. Mahmut ya da adamları bir şey dedi mi? Amirim inkar ediyor. Avukatını arıyorsun değil mi İrfan? Peki beni arıyorum. İrfan seni o ihbar etti. Avukatınızı arar mısınız İrfan Bey? Alo. Egemen, ben şu an emniyetteyim. Seni bekliyorum, gelir misin? Geliyorum. Peki doğru mu? Beni sen mi ihbar ettin? Ben. Tehdit ettiler değil mi? Ha? Ablan, yeğenin, herkes iyi mi? Herkes iyi. İrfan otur. İrfan otur. Abi ne oluyor? Korkutma beni. Avukat dışarıda, 5 dakikamız var. Her şeyi anlatacağım. Kafamda seninle o kadar çok konuştum ki böyle vır 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 vır. Çok düşündüm. Kafam çatladı. Çok düşünmek iyi değilmiş biliyor musun? İnsan nereden başlayacağını bilemiyor. O yüzden ne olur beni bölme. Anlatayım. Küçükken bir erkek kardeşim olsun diye annem babamı darladım. Top oynayacaktık. Kavgada arkamı koruyacaktı. Sevinçte, hüzünde, bana ortak. Sonra seni görünce, ah dedim. İşte erkek kardeşin. Artık bu hayatta tek başına değilsin. Önümüze gelene 1000 tekme. Bu görüşmediğimiz yıllarda da böyleydi biliyor musun? Yani bir telefonunla koşup gelirdim. Ama insan anlıyor. Yani sen istemesen de bu hayattaki en büyük rakibin, en büyük sınavın kardeşinmiş. Senin yanında ışığım söndü. Sen bizim apartmana taşınmadan önce mahalledeki en havalı çocuk bendim. Herkes beni kıskanırdı. Ben kıskançlığı ilk seninle yaşadım biliyor musun? Allah Allah oğlum, ben hiç farkına varmadım böyle bir şeyin. Hiç fark etmedin ki. Görmedin. Görmek istemedin. Sen tabii kazanmışsın en havalı okulları, burslu. Benim mahallenin dandik lisesi bile istemiyor. Babam bile sana bakıp bakıp İnsanın İrfan gibi oğlu olmalı diyor. Seni hem çok sevdim, canımı bile veririm. Hem de senden nefret ettim. İrfan, İrfan, İrfan. Akıllı, zeki, çalışkan, adam olacak çocuk. Herkesin sevgisini kazandın. Egemen, mahallenin belalısı. Babamın bile kalbini çaldın. Ama sonra kıskançlığım geçti. İrfan'ın bir suçu yok diye düşündüm. Yani sana kızamadım bile. Büyüdüm.
Ama yıllar geçti. Yine aynı şey oldu. Yine sen kazandın. Ben de bütün kaybedenler gibi kaçtım. Çok fazla vaktimiz yok. Bak birazdan içeri girecekler. Ne söyleyeceksen söyle, anlamıyorum demek istediğini. Neyi anlamıyorsun İrfan? Neyi anlamıyorsun? Hadi o zaman geçtin. Anlamıyordun ama şimdi sonra düşünmedim ya. Ha? Eda'ya aşkımı nasıl anlamazsın? O kadar kör müydün? Oğlum sen kafayı mı yedin? Ne Eda'sın, ne aşkı? Ne söylemeye çalışıyorsun sen ya? Ben Eda'ya aşıktım. Gözünün önünde acı çektim. Sen bunu bile göremeyecek kadar man kafaydın. Allah Allah. Oğlum beni ölümle tehdit ettiler de. Ablamı, yeğenimi koruyorum diye para için sattım diye bir şey söyle. Doğru düzgün bir şey söyle. Ne Eda'sı, ne kıskançlığı, ne söylüyorsun oğlum sen ya? Seni hayat boyu kıskandım. Eda'ya başından beri aşıktım. Ama canımı verirdim de seni satmazdım. E tamam işte oğlum, niye sattın beni? Gerçek sebebi söyle bana. Oğlum için. Deniz benim oğlum. Allah Allah ya. Oğlum Ege, sen kafayı mı yedin? Niye böyle yalanlar söylüyorsun? Yalan değil İrfan. Ben de yeni öğrendim. Yani o DNA raporu olmasa ben de anlamayacaktım. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun Ege? Ne demeye çalışıyorsun sen? Ya gidip Eda'yla yüzleştim. Sana söylememem için yalvardı ama gerçek bu. E tamam işte, gerçek sebep neyse sen bana onu söyle. Çok üzgünüm senin için. Çok üzgünüm. Allah Allah ya. Tamam bak, oğlum ben de kafayı yedim ilk duyduğumda ama eğer İlay DNA raporunu getirmeseydi benim de haberim... Deniz benim oğlum falan deme. Bak ikimizin de hayat... Bak deliriyorum. Senin bir suçun yok benim ama... Elimden bir kaza şişe... Buradan Zeynep. Eğer sen ortalarda olsaydın ben Deniz'in babası olamazdım. Ne oldu lan, ne oldu? Hayvan! Ne babası? Hayatımı çaldın. Hayatımı çaldın. İrfan sakin ol abi. Ben git Eda'ya sor. Benim oğlum. Gel buraya, gel. Benim oğlum. Abi İrfan sakin. Sakin. İçişleri. Tamam sakinim. Abi ne yapıyorsun? Tamam Memur Bey, tamam sakin. İçişleri. Memur Bey tamam sakin. İçişleri başlar şimdi. Avukatım o benim, bir saniye. Tamam ben sakinim, bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Çağırın Egemen Kılıcı'nı, gel sakin ol. Tamam sakinim abi, bırakın. Tamam bir saniye. Tamam. Avukatım o benim, girsin içeri ya. Tamam. Tamam. Memur Bey, neden kelepçe takıyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. Tamam. Egemen. Ya avukatımla konuşacağım. Memur Bey bırakın. Ben de avukatımla görüşmedim. Avukatımla görüşmek istiyorum. Buna hakkınız yok. Avukatımla görüşmek istiyorum. Memur Bey bırakın. Avukatımla konuşacağım. Bırakın. Rahat dur. Ya bir şey yapmayacağım diyorum ya. Sakinim ben, hadi bırak. Ne diye sokuyorsunuz beni hücreye? Seni. Ben ne yaptım ki? Bırak. Senin canını yakarım, rahat dur. Rahat dur. Çağır avukatım gelsin. Özer Bey'le konuşacağım. Çağır avukatımla konuşacağım be. Memur Bey! Avukatıma söyleyin gelsin. Yalancım. Ulan şeytanın aklına gelmez be. Sen kimsin ulan? Onun çocuğuymuş. Lan bunlar dışarıda kesin bir işçi. Dur. Benim Eda'yı aramam lazım. Bir dakika. Sakin ol. Memur Bey! Memur Bey, bir telefon açacağım. Memur Bey! Aç kapıyı! Memur Bey! Ay ben, ulan bu kadar senin hatırı var be. İnsan gene böyle bir şey söyler mi? Onun çocuğu... Doktor. Bu çocuk ikinize de benzemiyor. Eda senin gibi bir adamla evlendiği için çok şanslı. Deniz benim oğlum. Memur Bey. Memur Bey ne olur açın kapıyı. Benim bir telefon açmam lazım, ne olursunuz. Memur Bey. Kimse yok mu?